Şimdi arkadaşlar sloganları iki tekrar yapacağız hep beraber. Sloganlar iki tekrar. Ya da şöyle bir yapalım. Onların üstüne dursun. Ülkemizde yıllardır yaşanan sağlık çalışanlarına şiddetin vahşi ve alçakça bir örneğini daha Samsun'da yaşadık. Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Kamil Kurt'un hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu menfur saldırı şiddetin toplumumuzu ne denli etkisi altına aldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yüreklerimizi sağlayan sağlık camiası olarak bizleri derinden yaralayan bu vahşice saldırıyı yapanları lanetliyor, en ağır cezayı almaları gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Sağlıkçıya işlenen suçun ilki sonu yoktur. İlkinden en ağır cezayı almalıdır ki yapmış olduğumuz bu kutsal mesleğe bir daha el uzatmaya cüret edememelidir. Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın. Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın. Gecesini gündüzünü insanların hayatını kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların önüne geçilmesi amacıyla sendikalar olarak çeşitli zamanlarda çözüm önerilerimizi ortaya koymuştuk. Sağlık Bakanlığı'nın emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans kampanyasının ardından bir dizi tedbirler alınmasına rağmen şiddetin önüne geçilememiştir. Görülmektedir ki mevcut uygulamalar yeterli değildir ve acilen şiddeti önleyici, caydırıcılığı yüksek hukuki yaptırımlar hayata geçirilmelidir. Değerli basın mensupları, sağlık kurumlarımızda hastalarımızın canı nasıl hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza emanetse, sağlık çalışanlarımızın canı da devletimize emanettir. Sağlık çalışanlarımızı mesaisini güven içinde bitirip evine, ailesine, çocuklarına kavuşmasını sağlamak devletin sorumluluğu altındadır. Maalesef sağlık çalışanlarımız kendilerini güvende hissetmemektedirler. Çalışanlarımız şiddete uğrama kaygısı içinde görevlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu acı kayıplar başta olmak üzere pek çok nedene bağlı olarak çalışanlarımız tükenmişlik yaşamaktadırlar. Bu acı olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır ki güvenlik hastanelerimizin en önemli sorunudur. Güvenlik konusunda her türlü teknolojik ve yapısal imkanlar seferber edilmeli, istihdam stratejileri nitelikli güvenlik ihtiyacı talebine uygun hale getirilmeli, hiçbir sağlık çalışanımızın burnunun dahi kanamasına fırsat vermeyecek önlemler hayata geçirilmelidir. Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın! Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın! Buradan milletimize de seslenmek istiyoruz. Görev şehidimiz Doktor Kamil Kurt'un bu milletin kıymetli bir evladıydı. Milleti için şefa veren o kıymetli yürek alçakça bir saldırı sonucu sönmüştür. Bu acı sadece sağlık çalışanlarının acısı kalmamalı, millet evladının acısını yüreğinde hissetmeli ve tepkisini ortaya koymalıdır. Hastanelerimizi hizmet üretemez hale getiren bu saldırılara bir yenisinin daha eklenmemesi için devletin alacağı tedbirler kadar toplumun tüm kesimlerinin sağlık çalışanlarına sahip çıkması da büyük önem arz etmektedir. Arkadaşlar sabahleyin saat 9 ve 9.15'te program yaptık. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Acımız büyük, kaybımız büyük. Keşke olmasaydı. Keşke böyle bir toplantı yapmasaydık. Daha güzel toplantılar yapsaydık. İnşallah temenni ediyoruz bu son toplantımız olur. Böyle bir daha toplantı olmaz inşallah diyorum. Arkadaşlar, sayın ve çok değerli basın mensupları, sayın yurttaşlarım, sevgili hastalar, hasta yakınları, herkese söylüyoruz. Şiddet son bulsun. Özellikle sağlık çalışanlarına şiddet son bulsun. Biz hepimiz bir aileyiz. Birlikte bir dayanışma içerisinde şiddeti sonlandıralım. Konuşarak, anlaşarak problemlerimizi çözelim.
küllü nefsini zâikatül mevt sümme ileyna tüca'ûn. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna indeke ente semî'ul alîm. Görevi başında sırf insanlara şifa dağıtmak için çalışan ve şehit edilen değerli doktorumuza uzanan elleri zelil ve perişan eyle ya Rabbi. Amin. Mekanları cennet eyle. Kabirlerini pir nur eyle ya Rabbi. Geriye kalan evladın muamelelerini görüp görmezlerden, beladan, musibetlerden, kazalardan sen koru ve muhafaza eyle. Amin.